Şimdi sıra AYT'de. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, konumuz elektromanyetik dalgalar. Şimdi burada titreşim yapan yüklü bir parçacık olması ilk kuralımız. Yani biz direkt şunu böyle bir renklendirelim arkadaşlar. Titreşim yapan yüklü parçacık. Yani yüklü parçacık atıyorum şurada artı ya da atıyorum şurada eksi. Bu şekilde arkadaşlar bekliyor olsa dışarı doğru bir elektrik alan ya da içeriye doğru bir elektrik alan oluşur. Bakın bunda bir sıkıntımız yok. Ama elektromanyetik dalga oluşumundan bahsediyoruz. Burada bir dalgasal yapı ya da şekil söz konusu oluşamadı, dikkat edin. Ancak nasıl oluşur? Burayı siliyorum çünkü oluşmadı. Arkadaşlar burada önce cümleyi tamamlayalım. Titreşim yapan yüklü parçacık ivmeli, dikkat edin, hareket yaptığından EMD oluşur. Yani elektromanyetik dalga oluşur. Ne demek bu? Arkadaşlar ivmeli hareket. Mesela şöyle bir sarkaç alsak. Şöyle tabana bağladık. Artı ya da eksi önemli değil. Bıraktığım zaman böyle hızlanırken sonra yavaşlayacak. Sonra geri gelecek. Sonra böyle. Yani hızlanıyor, yavaşlıyor, duruyor, geri dönüyor. Yani bir ivmeli hareket söz konusu. Ya da bir tane parçacığı, tekrar diyorum artı ya da eksi fark etmez, yüklü olması yeterli, serbest bıraktım. Bu adam aşağı doğru giderken G yerçekimi ivmesiyle hızlanmıyor mu? Dolayısıyla burada da bir elektromanyetik dalga oluşacak demektir. Yani isterse bakın şurada büyük bir parçacık olsun ama 100 km bölü saat hızla ama sabit gitse arkadaşlar burada oluşmaz. Çünkü ivmeli olması lazım. Yavaşlasa da olur, hızlansa da olur ama ivmeli olmak zorundadır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen bir kutu koymuşuz. Bu kutuya ne yazacağız? Arkadaşlar biz burada elektromanyetik dalgalar için elektrik alan virgül. Başka ne var arkadaşlar? Bildiğimiz manyetik alan. Yani hatırlarsak şuna E yazarsak, şuna B yazarsak. İşte burada arkadaşlar E eşittir B çarpı C. C'yi zaten biliyorsun, ışık hızı. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir formülümüz var. Ve daha önemli bilmeniz gereken şey bu üçü birbirine dik. Ne demek bu? Aşağı yukarı 3 boyutlu x, y, z koordinat sistemi çizersek buraya. Burası y desek, şurası x desek, şurası da z desek arkadaşlar. İşte o zaman c'miz bizim burasıysa, e'miz burası, B'miz de burasıdır. Bunların hepsi birbirine dik olacak şekilde konumlandırıldığında arkadaşlar. Devam ediyorum. Elektromanyetik dalgaların tayfı. Bildiğimiz yerden girelim arkadaşlar. Tam ortaya diyelim ki görünür. Görünür ışık. Ben kodlarken hani kutusu yamalım falan, kutu sayamam değil de malım yastığı seviyorum. Malım yastık diye kodladım. Hop. Çizdim. K ile bittiği için kırmızı ile bitti. O zaman bir sonraki kızıl ötesi. Bir sonrası mikrodalgalar. Bir sonrası radyo dalgaları. Bitti. Geldik diğer tarafa. M yani morla bittiğine göre. Burası mor ötesi. Bir sonrakine geçtik arkadaşlar. X ışınları. Bir sonrasına geçtik. Gama ışınları. Bunlar nerelerde kullanılır? Görünür ışıktan bahsetmiyorum zaten. Günümüzde hep kullandığımız, gördüğümüz ışık çeşidi. Kızıl ötesi. TV kumandası. Bilirsiniz. Normal şartlarda tabii ki görünmez ama TV kumandasını alıp tuşlara bastığınızda oradan arkadaşlar kameranızı, cep telefonunuzun kamerasıyla baktığınızda ışık kırmızı olarak yanıp söndüğünü görürsünüz. Kamera olmadığı zaman orada herhangi bir ışık göremezsiniz arkadaşlar. Eskiden cep telefonu teknolojisinde kullanılırdı arkadaşlar. Şimdi kullandığımız işte isim vermeyelim, neyse reklama girmesin. Dolayısıyla onların yerine veri transferi için arkadaşlar kızıl ötesi kullanılıyordu. Ama inanılmaz ama inanılmaz ama inanılmaz yavaştı. Yani sizin şu anda 3-5 saniyede yaptığınız olay için 2-3 saat beklediğimiz durumlar söz konusuydu. Mikro fırın yazalım direkt. Mikrodalga fırını olduğunu anlayın burada arkadaşlar. Radyoda kabaca gene radyo, TV dalgaları falan filan şeklinde olur. Arkadaşlar aklınızda kolay kalsın diye ben bu tarafa ev yazıyorum genelde.
Neden? Eve gittin, önce TV kumandasını aldın, mikrodalga fırından patlamış mısırını aldın, geçtin televizyonunu seyrediyorsun gibi. Aklınızda bir tık daha kolay kalsın. Diğer tarafa geçtik. Mor ötesi. Mor ötesi arkadaşlar sterilizasyon. Yani bir şeyleri steril hale getirmek için kullanılır arkadaşlar. Başka nerede kullanılır? Solaryumlarda kullanılır. Onun dışında fotokopi makinelerinde kullanılır. Falan falan. Fotokopi makinesine gidip gelen o ışığı görüyorsunuz, o mor ötesi değildir. Çünkü mor ötesi görülmezdir. Solaryumlar daha çok mor renklidir. Ama mor renk olduğunu tespit ediyorsan görüyorsun demektir. Yani demek ki orası aslında mor ötesi değil. Girdiğin aletin içindeki ışıklandırma sistemidir. Sterilizasyon daha çok manikür pedikür işleri yapan arkadaşlarda bulunur arkadaşlar. Bir sonraki müşteri gelmeden önce alırlar. O makinelerin içerisinde sterilize ederler. X ışınları deyince röntgen. Gama ışınları dediğiniz zaman zaten hastanenin laboratuvar kısımlarında ya da bilimsel çalışmalarda kullanılan ışınlar arkadaşlar. Diyelim geçelim. Bu tarafa da ben hastane yazayım. Kabaca tabii. Aklınızda kalsın diye. Hastaneye gittiğinde önce girişte bir fotokopini çektir, kaydını yaptır. Sonra röntgenini çektir. Sonra hastalıkların tespiti için ya da tedavisi için bazı ışınlara maruz kalman gereksin. Bu tarafa doğru git. Şimdi önemli yere geldik arkadaşlar. Bunlardan enerjisi çok olan, az olan, frekansı çok olan, az olan, lambdası az olan, çok olan nedir? Şimdi görünür ışığın en enerjik olanı morsa, demek ki bu enerji sola doğru artıyor demekse, bizim bu tayftaki en enerjik olanım gamadır. Aynı zamanda arkadaşlar enerjisi fazlaysa frekansı çoktur ama lambdası azdır dememiz gerekir. Dolayısıyla en sağ tarafa gittiğinde de bu sefer lambdası çok ama frekansı az. O zaman enerjisi de en az demek olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Elektromanyetik dalgaların özellikleri. Şimdi arkadaşlar 5 tane yazdık ama daha fazlasını yazacağız. Ama bazılarını zaten şimdiye kadar anlatırken bile anlattığım için anlatmadıklarımı 1, 2, 3, 4, 5 diye yazarım. Anlattıklarımı da sağ tarafa ayrıca notunu alırız arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar enerji taşırlar. Burada enerji taşıdığını en pratik nereden anlıyorsunuz? Mikrodalga fırından. Mikrodalga fırına bir yemeği koyduğunuz zaman çalıştırdığınızda hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama bir dakika sonra, iki dakika sonra çıkarttığınızda ısınmış. Demek ki enerji var ki bu ısıya dönüşmüş arkadaşlar diyebilirsiniz. Işık hızıyla yayılan, ikinciye yazıyorum arkadaşlar. Işık hızıyla yayılan, büyük harflerle yazıyorum, enine dalgalardır. Enine dalga ne demek ya da enine dalga olması ne işime yarıyor? Ünitenin ilerleyen yerinde anlatacağım arkadaşlar. Üçüncü, şu ana kadar söylemediğimiz şey arkadaşlar, yüksüz olduklarından, burada bir duracağım, yüksüz olduklarından. Hocam siz başta yüklü tanecikler demiştiniz. Buyurun dönelim arkadaşlar, başta ben ne demişim? Geliyorum. Titreşim yapan yüklü parçacık, ivmeli hareket ettiğinden dedik. Bak parçacık dedim, kendi başına dururken herhangi bir elektromanyetik dalga oluşturmaz. Ne yaparken oluşturur dedik arkadaşlar? Hareket ederken, hem de sabit değil, ivmeli bir hareket yaparken demiştik arkadaşlar. O kendisi yüksüzdür. Yüklü parçacığın ivmeli hareketiyle oluşur sadece. Yüksüz olduklarından elektrik ve manyetik alanda sapmazlar. Demin 3 boyutlu bir grafik çizmiştim arkadaşlar. C'yi sağa doğru göstermiştim. Yani artı X eksenine doğru. Orada dalgalı bir şeyler çizdik mi? Yok. Dümdüz. Hiç sapmayacak şekilde götürmüştük arkadaşlar. Dördüncü söyleyeceğim ki en önemlisi arkadaşlar. Hem dalga hem şöyle tanecik özelliği gösterir. Ne demek olduğunu az sonra anlatacağım. Beşinciyi anlattıktan sonra arkadaşlar. Beşte de şöyle diyeceğim bak. Hem dalga hem tanecik. Hangi durumda dalga, hangi durumda tanecik? Diyeceğiz ki düşük frekans olduğunda arkadaşlar dalga, yüksek frekans olduğunda da tanecik özelliği gösterir diyeceğiz. Bu kadar basit. Peki hocam biz karıştırırsak ne olacak? Şöyle bir uydurmasyon yöntemim var arkadaşlar. Diyelim ki biz 5 arkadaş, kabaca şöyle gösteriyorum, kol kola girdik. Lütfen dikkat.
Şimdi ben şöyle ve şöyle. Frekansı az olunca ne olacak? Frekansı çok olunca ne olacak? Yanına çizeceğim. Şimdi hepimiz kol kola girdik. Arkadan ortadaki ben olayım. Beni F kuvvetiyle birisi itti diyelim. Eğer itme kuvveti, enerjisi düşükse, yani frekansı düşükse bizim kollarımız birbirimizden ayrılmaz bakın arkadaşlar. O zaman ne olur? O zaman bizi kopartamazlar. O zaman dalga modeli olur. Şu şekilde bir hale gelirsin. Arkadan ettikleri için evet ortadaki kişi biraz daha öne gitmek zorunda kalır ama birbirimizden koparamadıkları için arkadaşlar tek başıma hareket edemem. Bu da dalga modeline girer. Frekans yüksek olsa, yani burada F değil de atıyorum 100 F gibi bir şey olsa, o zaman mecburen kollarımız birbirimizden ayrılacak. Ondan sonra diğerlerde o etkiyle şu şekilde tanecik özelliği şeklinde herkes bireysel yoluna devam edecek demektir arkadaşlar. Bunun dışında bahsettiğim şeyler yüklerin imel hareketinden meydana gelmesi vardı özelliği olarak. Burada demiştik ki size E eşittir BC. Dolayısıyla burada böyle bir formülümüzün varlığını hatırlatmam gerekir. Boşlukta ışık hızıyla yayılır. Bunu da zaten C'yi zaten formülde vermişiz. Tabii ki ışık hızıyla yayılan bir yer olmalı. Bu da boşlukta arkadaşlar. Onun için yanına yazmaya gerek kalmadı. Çok eğlenceli bir yere geldik bence bu üniteyle alakalı. Şimdi burada F gözlemlenen yani frekans. Ha, şimdi ben burada duruyorum. Bir tane ambulans geliyor. Ambulans yaklaşırken sesten örnek verelim. Sesi incelir mi kalınlaşır mı? Ya da uzaklaşırken incelir mi kalınlaşır mı? Hep bunlar frekansla alakalı. Ses ünitesinde bunların örneklerini anlatacağız tabii ki. Ama şu anda gözlemlenen frekans artıyor mu azalıyor mu? Ona bir bakmamız lazım. O zaman şuraya şöyle bir formül yazıyorum. 1, dikkat et, artı eksi. Ve B bölü C. Dolayısıyla burada hareket eden alet neyse bağlı olarak tabii ki bölü C. Şimdi bu ne demek? Eğer arkadaşlar artı olursa ne olacak? Frekans artacak. Eksi olursa ne olacak arkadaşlar? Frekans azalacak. Zaten biliyoruz VB çok küçüktür C'ye göre arkadaşlar. Onun için zaten orası 0,000 falan bir şey. Ama birin üzerine toplarsak 1 nokta küsür olduğu için büyütecek. Birden çıkartırsak 0,9999 küsür bir şey olacağı için azaltacak. Peki bu neye sebep olacak? Ses ünitesine ne dedim ben size arkadaşlar? Ambulans sesi ya yaklaşırken ya uzaklaşırken incelir. Burada da ne olacak arkadaşlar? Işık. Bakalım ne oluyor alttaki örnek. Ata ve Murat diye iki tane arkadaş var. Sarı renkli bir obje Murat'a doğru yaklaşıyor. Neler olur diyor. Bir kere şunu şuraya yazayım. İkisi de artık hareket var ya arkadaşlar, alet hareket ediyor. Artık cismi gerçek renginde algılayamaz. Hocam ne demek istediniz? Bakın ben gene buraya bir malım yastık yazayım. Şöyle. Burada şu anda alet sarı. Bakın bakalım. Arkadaşlar alet Murat'a doğru yaklaşıyorsa o zaman yaklaştığı zaman arkadaşlar frekans artacak ya. Frekans arttığı için bu ambulans olsaydı daha ince duyardın. Burada da daha enerjik bir renk görmen lazım. Bizim en enerjimiz mor olduğu için mora doğru kayar. O zaman Murat yeşil görebilir, mavi görebilir, lacivert görebilir, mor da görebilir. Murat'ın görebileceklerini yazdım buraya. Atadan uzaklaşıyorsa o zaman 1 eksi VB bölü C yapacağım. O zaman frekans azalacak. Frekans azalırsa enerji azalacak. O zaman bu tarafa doğru. Yani benim Murat'ım bu tarafsa ata da bu taraf olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman ata da artık ya turuncu ya da kırmızı görmek zorundadır bu cismi diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar. Elektromanyetik dalgaların polarizasyonu. Demin dedim ki size enine dalgalardır. Ve bunu da büyük yazdım. Peki hocam ne işe yarıyor? Arkadaşlar bizim bazen düşey, virgül, bazen de yatay polarize edici ortamlarımız vardır, filtrelerimiz vardır. Nasıl bir şey? Çok basit, bahçe çiti gibi düşün. Düşeyse şöyle 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 şöyle. Eğer yataysa da yine şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar enine dalga olduğu için her yöne doğru dağılmış bir şekilde gelen bir elektromanyetik dalga var. Adam düşeyden geçerken sağ solu
nötrlüyor. Sadece yukarı aşağıya kalıyor. Yukarı aşağı olan ikincisine geldiği zaman bu sefer de buradan en sona dümdüz çizgi olarak çıkıyor. Yani polarize edilmiş oluyor. Hocam hala anlamadık ne işe yarıyor. Güncel anlatalım. Bir optikçiye gittiniz. Şurada duvarda asılı bir tane çerçeve var. Bembeyaz. Diyor ki arkadaşlar siz bu beyaz çerçevenin içerisinde bir balık resmi gördünüz mü? Yok, göremedik. Neden biliyor musunuz? Oradan gözümüze her yöne doğru saçılmış, dağılmış elektromanyet dalgalar geliyor. Dolayısıyla gözümüz bu dalgaların arkasında var olan bir objeyi fark edemiyor. Buyurun efendim diyor, şu gözlüğü takın diyor. Gözlüğü bir takıyorsun, ah hakikaten bir bakıyorsun şurada şöyle güzel de çizemedim ama bir balığımız var. Kurbağaya daha çok benzedi, neyse. Dolayısıyla neden? Bu dalgaların işte düşey ya da yatay neyse polarize edici filtrelerden geçtikten sonra gözünüze bu ışınlar arınmış şekilde geliyor. O zaman her yöne dağınık olduğunda gözünüz arkasını göremezken şu anda arkasını görebiliyor haline geliyor. Bunun da sebebi enine olması. Boyunu olsaydı arkadaşlar zaten rahat rahat yoluna devam edecekti. Polarize edebilmiş olamazdık arkadaşlar. Devam ediyorum. Geldik günümüzün son örneğine. Diyor ki A aracı kaynaksa, o zaman belli bir ses çıkartıyor diyelim. Atıyorum ambulans. Hadi ambulansı burada çözelim mesela. A aracına ambulans diyelim. Ambulans ses çıkarta çıkarta geliyor. Şurada sirenler yanıyor arkadaşlar. Diyor ki B aracı ve C aracı bunları nasıl gözlemliyor? Arkadaşlar B ambulansa yaklaşıyor. C uzaklaşıyor. Çünkü ambulans V ile kovalıyor ama C'de 2V ile kaçıyor. O zaman uzaklaşıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey de anlatayım size. Şurada bir kaynak olsa, hareket etmese her yöne aynı lambda aralıklarıyla, şunları düzgün çizdiğimi düşünsen lambda, lambda. O zaman lambdalar aynıysa frekanslar aynı şeklinde devam eder. Ancak gelin ben bunu sileyim. Diyeyim ki bu kaynak bir tarafa doğru. Örneğin yaklaşıyor dediği için sola doğru hareket ettireyim. Bak kaynağı aldım, sola hareket ettirdim. Dikkat. Normalde eşit aralıklı yapacaktı ya ama yaydığı dalgaya kendi yaklaşmaya başlıyor. Yaydığı dalgaya kendi yaklaşmaya başlıyor. Yaydığı dalgaya kendisi yaklaşmaya başlıyor. O zaman yaklaştığı zaman burada lambdalarım azalırsa frekansım artar demektir. O zaman ben ambulansın frekansına F dersem B aracı ambulansın frekansını daha yüksek işitiyor demektir. Yani ambulans bize doğru gelirken dikkat edin. Gerçekten sesi incelir. Sonra bizden uzaklaşırken tekrar vav 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 şeklinde kalınlaşarak gider arkadaşlar. O zaman bu tarafa da baktığında lambdam ne oldu? Arttı. O zaman frekansım azaldı demektir. O zaman bu C aracı da frekansı daha az duyuyor. O zaman derim ki B'nin gözlemlediği büyüktür orijinal frekans, yani A'nın frekansı. O da büyüktür C'nin frekansı diye bugünkü konuyu kapatalım. Ana kameramıza dönelim arkadaşlar. Teşekkürler. Arkadaşlar elektromanyetik dalgaları da hallettik. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.